Sirus Bey merhabalar. Merhaba. Yıldız Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk tekrar. Ben röportajımı öncelikle Sirus Bey ile başlamak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Sizleri tanıyabilir miyiz Sirus Bey? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektör zaten benim bütün ailem plastik üzerine çalıştığı için biz de bu sektörün yabancısı değiliz. Hani çekirdekten mi yetiştik? Yani sayılır. Evet, bu şekilde de devam ediyor çalışmalar. Evet. Sözü o zaman Yıldız Hanım'a verelim. Yıldız Hanım, buyurun, sizleri tanıyalım. Ben 2003 yılında sektöre giriş yaptım. 2014 Mart itibariyle de Polivizyon Petrokimya'nın satışı ve organizasyonundan sorumluyum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani sırt omuz omuza veriyoruz. Mücadele var aslında, buyurun, diyebiliriz. Peki neler yapıyoruz? Biraz tanıyalım mı burayı? Biz daha önce yurt dışıyla epey bir bağlantımız vardı zaten. Sonra yurt dışındaki bazı ortaklarımızla birlikte buradaki firmayı kurduk. 2014'ten beri de Türkiye'de direkt Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Petrokimya ürünleri, türevi ürünler, petrol türevi ürünler üzerine yoğunluğumuz. Bu şekilde çeşitli bir mesleklerimiz var. Evet. Onların satışlarını yapıyoruz. Bu şekillere devam ediyor. Nelere dikkat ediyorsunuz peki hizmet verirken? Vallahi işte zaten hizmet ismi üstünde. Mecburen malın arkasında olmamız gerekiyor. Her zaman sattığımız ürünün sorumluluğunu kabul etmemiz lazım. Peş sıra gitmemiz lazım. Bu işlerde tabii ki yüklemelerin takibi çok mühim. Özellikle müşterilerin aydınlatılması. Yıldız Hanım o hususta çok dikkatlidir. Evet. Gün gün tüm müşterilere bilgi verir. Malları nerede şu an? Nerede, ne zaman gelecek? İşte ödeme programları mühim haliyle. Evet. Müşterilerin, bunların takibi. Yani satış sonrası hizmet evet, aslında. Evet, epey yani bir sadece sıkıntı Yıldız'ın üstünde. Sadece verdik değil de, onun da arkası çözüm odaklı gidiyorsunuz aynen aslında. Aynen öyle. Satıştan sonra da tüm ekip olarak tamamen ürünümüzün arkasında müşterinin talepleri, ürünle ilgili istediği bilgiler, döneler, teknik ekipmanlar, bunların tüm tedariğini nasıl yapıyoruz? Evet, çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Bence en büyük başarınızın evet, sırlarından biri bu ve profesyonel bir kadro var sanırım. Aynen öyle. İşini bilen insanlarla çalışıyoruz. Bir de tabii ekip dinamiği de çok önemli. Hani birbiriyle uyumlu çalışan iş arkadaşlarımız söz konusu. Mutlu olunca da güzel şeyler oluyor. Yansıyor. Başarı oluyor. Aslında siz puzzle parçalarını çok iyi oturtmuşsunuz yerlerine. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Peki fuar nasıl geçiyor? Fuarın ilk günü fuar bugün. Fuar daha ilk gün. Evet. İnşallah iyi geçecek. Evet, tabii bekleyeceğiz. Evet. Birkaç gün daha fuar sonrası. Evet. Olacaklar da bakalım, inşallah sizin bereketinizi olur. Göreceğiz. İnşallah diyelim. Biz de zaten bu yüzden buradayız diyelim. Peki dönersek bir başlangıca, yani bu sektöre girdiğiniz ilk günlere mesela. Hani istediğiniz yerde misiniz? Buraları hallediyor muydunuz? Ya da neler olacak bundan sonrasında? İnşallah daha iyileşecek tabii. Yani sektör gerçi epey ilerlemiş bir sektör. Yani bizim katkımız çok çok büyük olmuyor. Gerçi biz gayet çekirdek bir kadroyla çalışan bir firmayız. Ama dediğim gibi yani sektörün önü çok açık. Plastik gün geçtikçe daha çok kullanılıyor. Artık doğaya zararlı olmayan plastiklerin üretilmesi de başlandı biliyorsunuz. Evet. Onun için yani pek bu plastik sektörü daha doğrusu pek bitecek bir sektör değil. Peki sektördeki sıkıntılar ne ve sizin beklentileriniz var mı? Özellikle bir beklentimiz yok. Sektör zaten gün gün, günden güne daha da büyüyen bir sektör. Evet. Haliyle şeyi tekrar söylememe gerek var mı bilmiyorum. Baştan da sizinle röportaj öncesi konuştuğumuz mevzular. Evet. Artık plastiğin de doğaya çabuk karışanları haliyle daha doğalları üretiliyor. Evet. Ondan dolayı sektör gitgide gelişiyor. Evet. O zaman biz bunları buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak herkesi buraya davet edelim. Bekliyorum. Bir çay kahve içmeyi en azından sizlerle tabii, bir tanışmaya tabii, da davet etmiş olalım. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın biz da devam ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.